peşine, Ali meydanına da varalım. Hele merhametin yok mu da gözün? Alevi dinsel törenlerine Ayini Cem, Aynül Cem veya sadece Cem denir. Cem, toplanmak, bir araya gelmek, topluca davranmak anlamlarına gelir ve Alevilerin temel ibadet şeklidir. Dinin temel kuralları sembollerle ifade edilir. Allah, Muhammed yani. Cem, dünya nimetlerinden soyutlanıp manevi bir dünyada yaratanla bütünleşme, yani tevhid halidir. Alevi inancına göre yaratanla bütünleşebilmek için masumiyet gerekir. Bunun için de kusurların bağışlanmasını dileyerek kırdıklarını onarmak, kul hakkını yaşarken ödeyerek ekmeğini, tuzunu paylaşarak cem olunabilir. Bu nedenle büyük kentlerde ibadetler cumartesi veya pazar gününe alınmıştır. Bizler ibadete oturmadan birbirimizle helallik, rızalık vereceğiz. Cem'e küskün ve dargın olanlar alınmaz. Cem'de suçlular bulunamaz. Örneğin hırsız, katil vesaire cem'e alınmaz. Cem'e katılıp çeşitli nedenlerle kırgın, dargın olan canlar varsa, onlar barıştırılmadan cem başlamaz. Üstünde kul hakkı olan kişi ceme katılamaz. Hatırınız varsa helal ediyor musunuz? Birbirinizden razı mısınız? Birbirinizin üzerinde olan hakkınız varsa helal ediyor musunuz? Kırgın, dargın ve birbirinden davacı olan canlar var ise, onlar toplum huzurunda dedenin hakemliğinde cemde kurulan ve adını Hallacı Mansur'dan alan dardaki divanda yargılanır ve aklanmış olanlar ceme katılabilir. Cem'in Alevilere özgü sosyal ve kültürel boyutları vardır. Alevi yaşam tarzındaki kadın erkek eşitliği ve birlikteliği ceme de yansır. Alevilere göre aslında orada cinsiyet yoktur. Herkes bir candır, herkes ayini cem erenleridir. Halka hizmet, hakka hizmettir prensibine göre Alevilerde talip, dedeye, dede himmet, dede de oğul hizmet et der. Cemlerde hizmetler 12 imamlar adına görüldüğü için Cem'e 12 hizmet adı da verilmiştir. 12 hizmet sahipleri şunlardır. Dede, Cem'i yöneten kişidir. Kendisinin soyunun Hazreti Ali'ye, dolayısıyla Hazreti Muhammed'e dayandığına inanılır. Rehber, dedeye yardımcı olan kişidir. Yol ve erkan konusunu iyi bilen, yol gösterendir. Gözcü, Cem'de rehberin yardımcısıdır. Cem'in düzenini sağlar. Çerağcı, Cem evinin aydınlanmasından sorumludur. Bazı yörelerde derilci de denilir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ebinur inni bi betike ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ve bi nuri velayetike ya Ali, ya Ali, ya Ali. Zakir, Cem'de dede bağlama çalmazsa, bağlama çalıp nefes, duvaz ve mersi okuyan görevlidir. Süpürgeci, Cem evinin temizliğinden sorumludur. Allah, Muhammed, ya Ali. Bismillah, Allah Allah. Yürühün nacidim, kırtlar ceminde süpürgeciyim. Süpürgeci Selman, kör olsun Yezid ile Mervan. Zuhura gelsin Mehdi sahibi zaman. Yardımcımız olsun 12 imamlar. Allah, eyvallah nefes birimde. Bekçi, Cem evinin dış güvenliğini sağlar. Kurbancı, lokmacı, Cem evindeki kurban ve lokma işleriyle ilgili görevlidir.
Saka, Cem evinde su, şerbet sunan görevlidir. Pervaneci, Cem evinde semah görüldüğü zaman ilgili hizmet görevlisidir. Peyikçi, Cem'den önce ve Cem esnasında haberleşmeyi sağlayan görevlidir. Meydancı ise Cem'e katılanlara yer gösteren, meydan görevlerini yapan, meydan evi yani Cem evinin hizmet görevlilerinden birisidir. 12 hizmet görevlileri Cem'in başından sonuna kadar hizmetlerini sürdürürler. Allah, Muhammed yani. Cem'i dede oturduğu posta dua okuyarak açar. Bu post Şah-ı Merdan Ali postudur. Bu post üçlerin, beşlerin, 12 imamların, 40'ların postudur. Bu post Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin postudur. Bu post oturmak için, bu demi sürmek için, sırrı hakikate varmalı, 4 kapı 40 makamı bilmeli, vahdedi vücuda ermeli. Dede ve katılan konuklar ibadet başlamadan önce toplumun sorunlarıyla, ülkenin ve dünyanın sorunlarıyla ilgili... Bu sırada zakirler bağlamaları ellerine alırlar, bağlamalara niyaz ederler. Dededen duasını alır ve oturdukları yerde bağlama çalmaya başlarlar. Bu çalınan nefesler, duazı imamlar ve mersiyeler esas olarak Şah Hatayi, Pir Sultan, Virani, Fuzuli, Yemini gibi Alevi ozanlarının, Hazreti Ali, Ehli Beyt, 12 imamlar ve Kerbela olayı ile ilgili söylenen nefeslerdir. Ozanların çalıp söylemeleri saatlerce sürer. Arada dede dua okur, katılan canlar toplu halde secde ederek niyaz ederler. Halkadaki oturuş tarzıyla edilen secdeye halka namazı adı verilir. Bağlama eşliğinde kadın ve erkek canların katıldıkları bu ibadette adeta ayrı bir dünyaya yolculuk yapılır. Cem'de duygunun, sevginin dorukta olduğu bir anda ise dedenin işaretiyle birlikte kadın erkek canlar turnalar gibi semah dönmeye başlarlar. Kendilerinden geçercesine müziğin ritmiyle döner dururlar. Nefeslerin söylenmesi ve semah dönülmesi ortalama 5-6 saati alır. Arkasından getirilen ya da pişirilen lokmalar dağıtıldığında çoğu kere Cem evinde sabah olur. Cem bitirme duası dede tarafından okunarak Cem'e son verilir. Bu dua ise şöyledir. Evet canlar, giden, duran, oturan, kovsuz gıybetsiz, sırrı sır eder yoldaşı, Ali kılavuzu, Cenab-ı Allah da yardımcısı olsun. Gerçeğe hü. Böylece Cem bitmiş olur. Semahlar da yine eski Türk inançlarına dayanan yine Allah'a bir zikir biçimidir. Burada kişi semahta bir dönüş söz konusudur. Döne döne ibadet etmek. Bunu aynı şekilde Mevlevi'deki semada da rastlıyoruz. Buradaki kişinin kainatta da her şey dönmektedir. Bu dönüşe kişinin de bir anlamda ayak uydurmasıdır. Bir zikir ve cezbe halidir. Bunun kendi içerisinde işte turna kuşunun hareketlerini çağrıştırdığı turna semahı gibi farklı farklı isimlerde ifade edilmektedir. Ama temelde Allah aşkıyla dönme, Allah'ı zikir ve ifade, ibadet şeklinde onu anma şeklidir diyebiliriz. Sema mistik olarak her şeyin döndüğünü, tüm evrenin döndüğünü, Mevlana'nın ifadesiyle tüm evren sema döner diyor. Ve yerinde duran hiçbir şey yoktur. Her şey hareket halindedir. Bu Hazreti Ali'den de kaynaklanıyor. Yani varlığın dönüş içinde var olduğunu, sabit bir şeyin bulunmadığı düşüncesini ifade ediyor. Hazreti Ali'de kendi ifadesini bulan bir düşünce vardır. Tam kelime kelime söyleyemiyorum ama ana fikir şu, yani dünyada değişmeyen bir tek gerçek vardır ki o da her şeyin değiştiğidir.
Yani her şey değiş, her varlık değişim halindedir, değişim içindedir. Ve bu da Mevlana'nın ifadesiyle dönerek semayla, semahla, bütün o evrenle birlikte dönerek icra ediliyor. O manada da yani semahta dönülme olayı, dönme olayının manası insan küçük bir evrendir. Cem ayininin vazgeçilmez bir öğesi olan semah, Alevilerde en önemli ritüellerin başında gelir. Semah, ilahi aşkı ruhta duymaya, o aşkla Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından herhangi birisini anarak ayakta dönmeye denir. Okunan ilahiler eşliğinde kadın erkek ayrımı yapmadan, ellerini göğe doğru uzatarak, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Hakk'ın bir olduğunu tekrar tekrar zikretmektir. Kollar yana doğru açılıp, sağ el göğü, sol el yeri gösterdiğinde Hak'tan alır halka veririz inancını anlatmaktadır semah. Aleviler Cem ayininin olduğu gibi semahın da kaynağının Hazreti Muhammed'in Miraç'taki kırklar ceminden olduğuna inanırlar. Ahmet Yesevi'nin deyişiyle insanda eğer aşk ve vecd hali yoksa semah da yoktur. Çünkü dinin ruhu aşktır. Nesnede hak eseri gören canlara aşk olsun. Dost yoluna canı seri veren canlara aşk olsun. Dost yoluna canı seri veren canlara aşk olsun.